Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ahmet bin Hamber'in Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 6793. hadis-i şerifle yolumuza devam edeceğiz. Ve Abdullah bin Amr'ın bize rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. Abdurrahman bin Abdirabbil Kabe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Amr Kabe'nin gölgesinde oturmuş halka bir şeyler anlatırken ben de yanındaydım Abdullah şöyle anlattı. Hemen gözümüzün önüne bir sahne canlandıralım. Kabe gelsin ve Kabe'nin gölgesinde Abdullah bin Amr oturmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den insanlara bilgiler aktarıyor. Sahabe-i kiramın sürekli yaptığı Muhammed aleyhisselatü vesselamın yapar olduğu şey yani Allah'tan gelen bilgiyi, mesajı insanlara duyurmak. Kendimiz okuyup öğreniyoruz. Öğrendiklerimizle amel ediyoruz tabii ki önce güzelce anlayıp iman ederek sonra bunu bir de duyuruyoruz Allah'ın izniyle. Asap sanki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sünnetine hürmetli olduğu gibi efendimizin en büyük uygulaması olan insanlara İslam'ı aktarmak, anlatmak, hakkı haykırmak, söylemek, tavsiye etmek konusunda da oldukça ısrarlı. İşte Abdullah bin Amr Kabe'nin gölgesinde insanlara bir şeyler anlatıyor ve ondan bu hadis-i şerifi bize aktaran Abdurrahman bin Abdurabbil Kabe Abdullah'ın şöyle dediğini bize aktardı, anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yolculuktayken bir yerde konaklayınca kimimiz çadırını kurmaya, kimimiz de hayvanlarıyla ilgilenmeye, kimimiz de ok atışı yapmaya başladı. Müslümanlar hayatın adamı. Hayatın dışında yaşamıyorlar. Birlikte bir yolculuk var, bir sefer var ve bu seferin içerisinde bir yerde konaklamak gerekti. Konakladıklarında da durmuyorlar. Kimi çadırla uğraşıyor, çadırları kuruyor. Kimi hayvanların ihtiyaçları ile ilgileniyor. Kimisi de ok talimi yapıyor. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi yani seslenen, çağıran kişi biliyorsunuz. Namaza toplanın diye çağırda bulundu. Haydi namaza dedi. Ve as-salatu camiatun Namaz toplayıcıdır. Hadi namaza toplanın çağrısını alan Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidiyor. İşte Abdullah da diyor ki böyle bir ses gelince ben de gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halka hitap edip şöyle buyurduğunu gördüm. Yani insanlara toplanan kişilere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Ey insanlar Şüphesiz benden önce gelen her peygamber ümmetine kendileri için hayırlı olanı göstermeyi ve onları kötülük olarak bildiği şeylere karşı uyarmayı Allah'ın kendisine verdiği bir görev olarak bilmiştir. Bir de okuyayım burayı. Şüphesiz benden önce gelen her peygamber ümmetine kendileri için hayırlı olanı yani cennete lazım olan bilgiyi göstermeyi ve onları kötülük olarak bildiği, şer olarak bildiği, cehennem ameli olarak bildiği şeylere karşı uyarmayı Allah'ın kendisine verdiği bir görev olarak bilmiştir ve bunu gerçekleştirmiştir. Biriniz ki sizin bu ümmetinize ilk dönemlerinde sağlık ve afiyet verilmiştir. Son dönemlerinde ise daha önceden bilmedikleri bazı sıkıntılar ve olaylar yaşayacaklardır. Yani ilk dönemin Müslümanlarına Allahu Teala sağlık, afiyet verdi. Son dönemlerinde gelen Müslümanlarına ise daha önceden bilmedikleri bazı sıkıntılar ve olaylar verecek Allahu Teala. Peygamber Aleyhisselam böyle söylüyor. İşte o zaman fitne çıkar. Yani bunlar yaşandığında fitne çıkar. Ve mümin bu fitneyi görünce der ki bu benim felaketim olacak. Bu imtihan beni bitirir der Müslüman. Ama sonra fitne diner, biter, geçer. Geçer ama sonra fitne yine gelir. Bir başka fitne gelir. O zaman mümin yine der ki işte bu sefer geçenki bitirmedi ama bu sefer bu fitne benim felaketim olacak. Fakat yine fitne diner, yok olur gider. Sonra yine fitne gelir. O zaman mümin yine der ki işte bu sefer bu fitne felaketim olacak der. Arka arkaya gelen fitnelerden, denenmelerden ve yok edici olarak görülen musibetlerden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Ama o fitne de yine diner. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların geçici olduğunu bize öğretiyor. Ve şöyle diyor. Sizden kim cehennemden uzaklaşıp Cennete girmek isterse. Allahu ekber. Kim bunu istemez? Sizden kim? Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isterse Allah'a ve ahiret gününe inandığı sırada ölümü tatsın. Yani becerebiliyorsa ki çabamız bu olacak. Ölüm biz Allah'a iman etmişken ve biz ahir güne, hesap gününe, yeniden dirilişe iman etmişken bizi yakalasın. İnsanlara kendisine davranılmasını istediği gibi davransın. Bu da iki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize nasihati, cehennemden kurtulmak ve cennete girmek istiyor musunuz? Ölüm size Allah'a ve ahiret gününe iman etmişken gelsin. Ve insanlara kendisine davranılmasını istediği gibi davransın. Hanımına bile, çocuklarına da, etrafındaki insanlara da, sen kendine nasıl davranılmasını istiyorsan onlara da öyle davranacaksın. Güzellikle. Kim de elini uzatıp ihlas ile, samimiyetle, iştenlikle Müslümanların önderine yani İslam'ın kurallarını uygulamak için Müslümanların başına geçmiş olan bir kimseye biat ederse gücü yeterse bir defasında yettiği kadar ifadesi geçmiş bu hadisin ona itaat etsin. Yani kim de elini Müslümanların liderine uzatıp biat ettiyse samimiyetle artık ona itaat etsin. Eğer bir diğer çıkarda onunla mücadeleye kalkarsa onun boynunu vurun dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bunu duyup anlayan, belleyen ve şimdi Kabe'nin hemen kenarındaki gölgelikte halka aktaran Abdullah bin Amr bize bunu da şimdi duyuruyor. Kim sebep oldu buna? Bu hadis-i şerifleri bize toparlayıp aktaran Ahmet bin Hanbel. Allah ondan da razı olsun. Bu hadis-i şerif bize bu şekilde geldi. Ama bitmedi. Ben diyor hadisi Abdullah bin Amr'dan dinleyen Abdurrahman bin Abdurrabbil Kabe şöyle diyor. Ben iki kişinin arasından başımı uzatıp Abdullah bin Amr'a dedim ki fakat amcanın oğlu Muaviye ki Müslümanların o günkü lideri oydu. Amcanın oğlu Muaviye bize başka şeyleri emrediyor. Yani pek de güzel olmayan şeyler emrediyor deyince Abdullah bin Amr ellerini başının üstüne koyup bir süre sustuktan sonra şöyle dedi. Ne yapsın? Diyecek bir şey yok. Söylenecek bir şey yok. Ve şöyle söyledi. Allah'a itaat olan konularda ona itaat et. Allah'a isyan olan konularda ona isyan et. Subhanallah. Eğer o lider olarak Allah'a itaati emrederse size, siz de ona itaat edin. Fakat Allah'a isyan olan bir buyrukla gelirse, ona itaat etmeyin, ona isyan edin dedi. Ben hemen sordum. Bunları Resulullah'tan işittin öyle mi? Bunları Resulullah'tan mı işittin? Deyince elleriyle kulaklarını kalbini gösterdi. İki kulağım işitti ve kalbim onu ezberledi. Kulaklarını ve kalbini gösteriyor. Diyor ki iki kulağım işitti ve kalbim onu ezberledi. Ben böyle keyfimden konuşmuyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğim bilgileri size aktarıyorum dedi. Bizim de bugün İçinde yaşadığımız dünyada cevap veremeyeceğimiz pek çok konu var. Cevabı yok. Çünkü soru batıl. Yanlış bir soruya doğru bir cevabı nasıl vereceğiz? Yanlış bir hayat kurgusuna, Allahu Teala'ya isyan üzere kurulmuş bir hayata İslam'dan nasıl çözüm bulacağız? Tümüyle bozuk olan bir sistemi parça parça nasıl düzeltmeye çabalayabiliriz? Ne yapacağız ama? Yapacağımız şey budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğruları öğreniyoruz. Allah'ın kitabını zihnimize, kalbimize yediriyoruz. Onu içercesine hazmediyoruz. Bütünüyle Kur'an ile düşünmeyi, bütünüyle hadisle, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüyle düşünmeyi öğrendiğimizde Allah bize yollarını açacaktır. Nereye nasıl gideceğimizi öğreneceğiz. Gayretimiz de bu yöndedir inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek Mesruk aktarıyor Abdullah bin Amr'dan. Abdullah bin Amr'ın yanına giderek sohbet ederdik. Dikkat ederseniz Hazreti Abdullah bin Amr böyle bir alim ki durduğu yerde, gezdiği yerde, yanına birileri geldiğinde, o birlerin yanına gittiğinde sürekli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dile getiriyor. Gündeminde hep Allah'ın Resulü ve onun mesajı var. Yani ayetler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. İşte onun yanında sohbet ederdik dedi Mesruk. Bir gün onun yanında Abdullah İbni Mesud'u andığımızda, Abdullah İbni Mesud'dan bahsettik. O şöyle dedi, alimlerin birbirlerini kıskanmaları da mümkündür ya, Rabbim muhafaza buyursun. Abdullah İbni Mesud ki ilim bohçacı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ilk günlerden itibaren iman etmiş ve onun ağzından 70 küsür sureyi bizzat öğrenmiş birisi, kendisi böyle söylüyor. Ondan bahsettiğimizde dedi ki, Abdullah Bin Amr öyle bir adamdan bahsettiniz ki, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı dört kişiden öğrenin. İbni Ümmü Abd yani Abdullah İbni Mesud, Muaz bin Cebel, Übey bin Kab ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'den buyurduğu zamandan beri hep sevmekteyim. Ben Abdullah'ı seviyorum diyor. Ne zamandan beri çok seviyormuş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği günden beri. Yani mümin zaten sevilecek. Mümin, arkadaş, dost, kardeş bunlar zaten. Ama şu sözü duyduktan sonra ona olan sevgim daha bir farklılaştı diyor sanki Abdullah İbni Amr. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam Kur'an dört kişiden öğrenin diyor. Abdullah İbni Mesud, Muaz bin Cebel, Übey bin Kaab, Ebu Huzeyfe'nin azatısı salim. Rabim bizim de bu sahabeyi bilip öğrenmemizi nasip etsin. Yani onların hayatlarını öğrenelim. Onların dizi dibine oturup bize Kur'an öğrenelim. Evet bugün canlı değiller ama onlardan gelen bilgiler bize şu anda elhamdülillah taze olarak aktarılıyor. Biz de Peygamber Aleyhisselam'ın böylesi bir övgüsünün içine girebilmek için onların talebesi olduğumuzda, onlar gibi okuyup öğrenip anlattığımızda inşallah kıyamet gününde cennette de onların yanına oturabiliriz. Onların halkalarında onların dostu olarak bize yer alabiliriz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in nüsnedini okumaya devam ediyoruz. 6797. hadis-i şerif Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını Kabe'ye dayamış bir şekilde iken şöyle buyurdu. Biraz önceki hadis-i şerifi duydunuz. Kabe'nin gölgesinde Abdullah bin Amr dinledik. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın aynı pozisyonda söz söylediğine şahit oluyoruz. Bakın sahabenin böyle bir güzelliği de var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarını yapma derdi. Çünkü kazandıracak şey budur. Ne demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanların kanı aynı değerdedir. Konum olarak en aşağıda olan kişi de diğerleri adına eman verebilir. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara karşı tek el gibidir. Peygamber aleyhisselatü vesselam Müslümanların durumunu ve söz sahibi oluşlarını bize anlatıyor. Müslümanın temelde değeri aynıdır. Yönetici noktasında yöneten kişi ile yönetilen, zengin kişi ile fakir, işin başında olanla işin en altında olan aynıdır. Allah katında şeref noktasında Müslümanlar aynı durumdadırlar. Mümin olmanın şerefi bizim için yeterlidir. Ve kafirlere karşı dünyaya karşı, diğer dünyaya karşı Müslüman toplumun her bir ferdi aynı kalitededir. Hiçbirisinden vazgeçilemez. Ve her birisinin görüşü de şerefli ve önemlidir. Bu bakımdan birisinin Müslümanlardan birisinin kanı döküldüğünde hepsinin kanına kastedilmiş gibi bir saldırı vardır ve Müslümanlar bunu böyle değerlendirir. O zaten önemsiz birisiydi. Kimsesi yoktu filan denmez. Her bir Müslüman değerlidir. Önemlidir. Kaybı kayıptır. Büyük kayıptır. Ve bir Müslüman birileri adına eman verirse tamam o benim gözetimim altındadır. Ben onun benimle birlikte şehre girmesine izin veriyorum gibi bir güvenlik sözleşmesi ortaya koysa bu Müslüman toplum için bağlayıcıdır. O adamın sözü dinlenir. Sen kimsin de sen kime eman veriyorsun filan denilmez en aşağıdaki Müslüman konum olarak para piyasası adına ya da sosyal durum adına değilse dedik ki Allah katında konumlar hep aynıdır. Onun da böyle bir eman verme yetkisi vardır. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara karşı tek bir el gibidirler. Böyle oldukları gün herhalde izzet ve şerefleri de daha farklı oluyor. Ama bunu kaybettiklerinde Müslümanlar ırklarını, Müslümanlar yaşadıkları şehri, müslümanlar yaptıkları işi ve benzeri farklılıkları bir şeref gibi terakki ettiklerinde, bir üstünlük olarak gördüklerinde Allahu Teala onların üzerindeki izzeti aldı. Ve biz müslümanlar başka şeylerle kendimizi tanımlar hale geldik. İslam'ın izzeti ve şerefi kalmayınca da makam mevkiinin ya da sahip olduğumuz nesebin soyun İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar önemi olabilir ki? Ve kaybolup dağıldık gittik. Değerimiz de kalmadı. Tekrar eğer bir izzet ve şeref istiyorsak bu şerefin Allah Resul ve imanda olduğunu hemen tekrar aklımıza koyacak ve buraya çalışacağız inşallah. Ahmet bin Hambel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Abdullah bin Amr'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. 6800. hadis. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü bilmeden şeytanı taşlamadan önce kurbanı kesmişim. Hacda yaşanan olaylar ne yapmış adam? Önce taşlama, şeytan taşlamadan önce kurban kesi vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi şeytanı taşlayabilirsin. Bir sakıncası yok buyurdu. Bir başka adam geldi. Ey Allah'ın Resulü kurbanımı kesmeden tıraş oldum. Resulullah Şimdi kurbanı kesebilirsin. Bir sakıncası yok. O günü bir ibadeti diğerinden önce yapan ve bunu soran herkese şimdi de yapabilirsin. Bir sakıncası yok cevabını verdi. Allah'a kulluk temel. Bu temeli gerçekleştirirken yaşadığımız bir takım şaşkınlıklar affediliyor. İslam bir genişlik dini ve genişletiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnediğinde 6801. rivayette şöyle Abdullah bin Amr'ın yine aktardığı bir bilgi. Bir gün erkenden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Yanında otururken iki adam tartışmaya başladı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öyle erken vakitlerde yanına gittim diyor. Onun yanındayken iki adam tartışmaya başladı. Öyle tartışmaya başladılar ki sesleri yükselince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden öncekiler kitapları hakkında ihtilafa düşmelerinden dolayı helak oldular buyurdu. Demek ki adamların konuştuğu konu din, iman, kitaptan, ayetten bir konuyu tartışıyorlar. Öyle değil, böyledir filan diye. Kimin huzurunda? Hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda. Abdullah bin Amr o kimselerin, o sahabilerin ismini de vermiyor. Fakat yapılan iş belli ki yanlış. Artık biz de bunu yapmayacağız. Doğruları herkes kendi bildiği ölçüde ortaya koyar. Gerekirse bunu karşılıklı fikir alışverişi yaparız. Herkes kendi doğrularıyla da kalmaya devam edebilir. Eğer iman dairesinden çıkmıyorsak zaten problem değildir. Bu noktada kitabı kitapla vuruşturmayacağız. Hadisi hadisle vuruşturmayacağız. Bu bizim helakımız olur. Kur'an komple bir kitap ve tamamıyla bizi cennete götüren bir mesaj. Bunun açıklaması durumunda olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, davranışları, onaylamaları yani sünneti o da komple birbiriyle çelişmez, birbiriyle çakışmaz, birbiriyle kavga ettirilmez bir bilgidir bu. Dolayısıyla bunların kavgası, bunlardan ortaya çıkacak bir ihtilaf bir hayır üretmez. Ama dini yaşama noktasında farklı cevaplar aramak, Müslümanlara bir açık, Müslümanlara bir genişlik vermek adına yapılan tartışmalar, çözümlemeler onlar bir rahmettir. Ama değilse benim doğrum senin doğrunu döver. Herkes eline aldığı bir ayeti diğerine vuruyor filan. O zaman takımcılık ortaya çıkıyor. Forma ortaya çıkıyor. Sizinkiler, bizimkiler ortaya çıkıyor. Ve İslam içinde bölünmeler, parçalanmalar, klikler ortaya çıkıyor. Ve bu helaktır ki Rabbim korusun. Müslümanlar bu yolda yürüdüler. Böyle tartıştılar. Herkes hala tartışmaya devam ediyor. Kendi doğrularını diğerlerin üzerinde etkin ve egemen kılmaya çabalıyorlar. Öyle değil. Doğru Allah'tandır. Doğrudan benim anladığım kadarı doğru bilgisidir. Başka bir Müslümanın anladığı bilgiler de onu aynı şekilde cennete götürecektir Allah'ın izniyle. Yeter ki haktan konuşalım. Kur'an ve sünnet merkezli konuşalım. Ve kul olma niyetiyle konuşalım. Birbirimize egemen olmak adına değil birbirimizin üstüne çıkmak noktasında değil, ben haklıyım davasıyla değil, cennet adına Müslümanlar konuşurlar, tartışırlarsa bu bir bereket getirir. Değilse bereket yok. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 6802. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim her şeyi unutmamak için yazıyordum büyük bir hevesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini kaydediyor. Daha evvel de okuduğumuz bir hadis-i şerifti sanırım. Ancak Kureyşliler dediler ki yani bunu niye böyle özellikle Kureyşliler diye ifade etti? Kendi arkadaşları, kendi akranları, kendisi gibi olan Müslümanlar, Mekkeliler ama mümin olanlar sen dediler memnunken de, öfkeliyken de konuşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin şeyleri mi yazıyorsun? O bir insan demeye çalıştılar sanki. Bazen öfkelidir. Ağzından öfkeli şeyler çıkar. Bazen hoşnuttur. Hoşnut olduğu dönemde de başka türlü konuşabilir. Yani ona göre yaz. Yazma dediler. Karşı çıktılar. Bunun üzerine yazmayı bıraktım. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğimde yazabilirsin. Canım elinde olana yani Allah'a yemin olsun ki ağzımdan hak olan bir sözden başkası çıkmaz buyurdu. Bir başka seferde zaten ağzını göstermiş. Buradan haktan başkası çıkmaz demişti. Çünkü o heva hevesinden konuşmuyor. Evet öfkelendiğinde de Allah'ın resulü olarak öfkeleniyor. Memnun ve razıyken de gülerken de eğlenirken de Allah'ın resulü olarak bunları yapıyor ve Rabbimiz onu koruyup kolluyor. Çünkü kendisi adına gönderdiği elçidir ve o elçinin bütün tavırları, sözleri onun kontrolü altındadır. Biz de hadis-i şerifleri bazen yazacağız, bazen konuşacağız, bazen dinleyeceğiz ama beraberliğimiz hep bu sözle olacak. Yani onu dinlerken hayatı bitirmemiz, onu konuşurken hayatı bitirmemiz, onu yazarken hayatı bitirmemiz ne tatlı olur. Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiyle hemhal olmak, onunla birlikte olmak şerefin en güzeli. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 6804. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sur biliyorsunuz İsrafil aleyhisselamın üfüreceği borunun adı bu. Nitekim bundan sonraki hadis-i şerifte de bir detay verilecek. Sura üfleyecek iki kişi ikinci semadadır. Yani sadece İsrafil aleyhisselam değil demek ki. İsrafil Aleyhisselam'ın komutasındaki melekler var anladığımız bu rivayetten. Birinin başı doğuda, ayakları ise batıdadır. Veya birinin başı batıda, ayakları da doğudadır. Yani doğu ve batıya uzanmış iki melek var. Karşılıklı ellerinde sur bekliyorlar. Sura üflemek için ne zaman emir alacaklarını beklemektedirler. Allahu Teala tamam dediğinde üfürecekler. Ve iş bitecek. Emir aldıklarında sura üfleyecekler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kritik bir hayat yaşıyoruz. Her an ölüm gelebilir. Her an kıyamet kopabilir. Bu Hazreti Şerif'in herhalde uyarısı budur. Dolayısıyla Müslüman beklemez. Şimdi diyecek. Şimdi Müslüman olmalıyım. Şimdi doğru olmalıyım. Şimdi Allah'ın istediği gibi olmalıyım. Şimdi cennet zamanı. Şimdi cehennemden kurtulma zamanı. Bekleyemez. Yarına bırakılmaz bir iş var üzerimizde. Ertelenemez bir çabamız olmalı. 6805. hadis-i şerifte bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sur hakkında soru sorunca Resulullah içine üflenen bir boynuzdur buyurdu. Adamın anlayacağı bir şey söyledi. İçine üflenen bir boynuzdur. Nasıl? Bilmiyoruz. Düşünsenize bunu üfleyecek olan meleğin ayağı doğuda başı batıda. <laughs> nasıl anlayalım onun ne, nasıl üflediği bir şey var. Ama sonucu anlayacağız. Bize düşen anlayamadığımız konulara iman ediyoruz. Bu hadisten bu ayetten bize ne düşer diyoruz. Elif la mim anlamıyorum ama bana bir yük yüklüyor bu ayet. Kul olmalıyım. Dikkat Allah konuşuyor diyor. Bu hadis-i şerif de böyle. Anlamadığım noktalar var. Her şeyi anlayacak diye bir şey yok. İman edeceğiz diye bir şey var. Buna iman edeceğim. Bu hadis benden ne istiyor? Kulluğumu sıkılaştırmamı, vaktimi iyi değerlendirmemi ve bir gün bitecek bir hayatın önünde durduğumu bana öğretiyor. O zaman ne dert diye dertlendiklerim dert olur bana, ne sevinip de o yaşasın buldum dediklerim bana bir sevinç olur. Geçici olanın ne sevinci ne de üzüntüsü kalıcı değildir. Kalıcı olanın sevinci ve üzüntüsü kalıcıdır. Öyleyse kalıcı olana yani cennete talibiz ve kalıcı olandan yani cehennemden kaçıyoruz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 6806. hadis-i şerif. Amir'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam bir topluluk içinde oturan Abdullah bin Amr'a geldi insanları geçip yanına gitmek istedi. Ama oradakiler ona engel oldular. Adam Abdullah bin Amr'a kavuşmak istiyor. Onun yanına oturup bir şeyler sormak istiyor. Ama etrafında oturanlar da bunu isteyen kimseler ve engellediler. Adam fırsat bulamadı. Abdullah gördü bu durumu ve dedi ki adamı bırakın. Adam gelip Abdullah'ın önünde oturdu. Ve dedi ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip aklında kalan bir şey söyle. Şimdi zaten sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedip duran bir sahabe. Fakat adamın derdi, iştahı, şevki ne kadar güzel. Geliyor insanların arasında oturuyor ve diyor ki bana Resulullah'tan işitip aklında kalan bir şey söyle. Ne yapacak? Ya öğrenecek o da. Onu da o da aklına koyacak. O da gidecek, başkalarına söyleyecek herhalde. Abdullah şu karşılığı verdi. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Müslüman kişi dilinden ve elinden yana diğer Müslümanların selamette kaldığı kişidir. Muhacir kişi de Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kişidir. Şimdi biz bu hadisi duyduk, öğrendik, okumuşuz ya. Şöyle deriz. Ya ben bunu biliyorum. Sen başka bir şey söylesene filan. Öyle değil bildiğimizi bir daha bilelim. Çünkü sabahtan akşama, akşamdan sabaha ekranlardan gözümüze, başka yerlerden kulağımıza hayatın içerisinde nice bilgiler boca ediliyor ki biz onları defalarca duyuyoruz ve sürekli konuşuyoruz. Attan arabadan, fiyattan, dolardan, borsadan insanlar bıkmadan konuşabiliyorlar. Dinlediklerini bir daha dinliyorlar. Akşam duydun mu falan işte TV'de şöyle dedi. Adam ikisi aynı şeyi seyrettikleri halde ballandıra ballandıra aynı espriyi birbirlerine yapıyorlar. Ve aynı şekilde gülmeye devam ediyorlar. Hadi bir daha anlatsana modunda sanki. Kolaylarına geliyor ve konuşuyor insanlar. Bakın konu hadis olduğunda ise ağzımız yüzümüz birbirine giriyor. Esnemelerimiz çoğalıyor. Kalbimiz yozlaşıyor. Başka tarafa doğru bakmaya başlıyoruz. İlgimizi çekmiyor. Galiba cennete olan imanımız, cehenneme olan korkuyla dolu imanımız yerli yerince değil. Bunu çoğaltacak bir güçle yeniden nefsim istemese de içimden bir böyle arzusuzluk gelse de çabalayacağım. Ne yapacağım? İnsanların arasına gireceğim, Abdullah'ın yanına oturacağım ve bana bir hadis söyle diyeceğim. İnşallah ben size söylemeye çalışıyorum. Ben de gidip Ahmet bin Haber'den bunu anlamaya çabalayacağım Allah'ın izniyle. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد